Geldim. Lan bir dakika. Gizdim. Burada gizli bir şey çevirdiniz. Ne yaptınız söyleyin. Dinozoru yıkadım. Dinozoru yıkamaktan başka bir şey yaptınız burada söyleyin. Bana plan mı kurdunuz? Hayır. Doğru söyleyin bak bana. Efe gene bayılmış. Efe burası banyo banyo değil bari bayılma ya. Sen neden gülüyorsun acaba? Burada yıkamak dışında bir şey yaptınız mı? Bana söyleyin tamam mı? Hayır, banyoya girme planı değil. Ben tahmin edebiliyorum. Evet. Kesin bana bir şey... Beni ıslatacaksınız değil mi? Hayır. Aynen. Bak söyledi, itiraf etti. Efe. Gerçekten bu çocuktan bir çılgın. Siz böyle şeyler mi yaptınız az önce? Beni ıslatma planı mı kurdunuz? Doğru söyle Efe. Ya hayır, hayır. Hayır, beni ıslatıyorlar. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Ablamla Efe beni ıslattı. Giderseniz sizi de ıslatır. Emir o ne? Biliyor musun ne olduğunu? Bu rüyanın bir izin almamız gerekir. Rüzgar. Kafan karışmış gibi ne oldu? Oo ablam. Orada değiller. Ben de oradalar sandım gittim. Sonra buraya geldiler. Rüzgar. Biz de onlara şaka hazırlayalım mı? Ya sana ne diyorum, nereye gidiyorsun? Bir bardak su. Ben de onlara dökeceğim. Ya dökmesem mi? Dökeyim mi, dökmeyeyim mi? Dökeyim, dökmeyeyim. Dökeceğim. Hayır. Dökemez. Efe banyo yıkıyorsun. Dur dur, yerler ıslandı. Sen sileceksin buraları. Sen! Ben mi ıslattım? Sen ıslattın. Sen de planı kurdun. Ben plan kurmadım. Ben bardak getirdim ama suyu dökemeden Efe kaçtı. Oradan bana su gelmez. Tamam mı? Ha tabii tabii. Ha tabii tabii. Kim silecek yerlerim? Allah'ım. Ben Rüya dışarıda kalmış. Hem de tek başına. O zaman... Onu ıslatıyorum. Bir, iki, kaçtı ya. O zaman burada kapının önünde Efe'yi beklerim. Efe çıktığı anda onu ıslatırım. Ne yapıyorsun? Hayır. Hocam, hayır. Hayır, ne olur bırakın beni. Tamam, tamam bir şey yapacağım. O da geldi. Tamam, tamam, buradan vazgeçtim. Tamam, tamam, tamam. Anneciğim uyku vaktin geldi. Tamam anladım. Anne. Şimdi önce dişlerimizi fırçalayacağız. Ağlama bana bak. Bana bak. Yeni fırça aldım. Ağlama. Gel. Gel. Rüya diyecek ki anneye fırçam nerede diyecek. Tamam mı? Bu senin budur. Anneciğim ben de sana onun sürprizini yapacaktım. Size yeni diş fırçası aldım. Açamadın mı? Yeni macun ve fırça aldım. Sana pembe, sana da mavi aldım Rüzgar. Beğendin mi? Ya. Sen beğendin mi? Beğendim. Ya anne. Tamam bir saniye bekle. Al. Ay ne kadar meraklıymışsın. Fırçalayabiliyor musun? Çok güzel görünüyor. Sen açamadın mı hala? Gel seninkini de açalım bakalım hadi. Al anneciğim sen de fırçanı. Aa evet ya gerçekten. Barbie. Rüzgar'dan nasıl olsa diş fırçalama olayını sadece fırçayla yapar diye macunu sana göre aldım. Rüzgar sen henüz macun kullanma, sadece suyla fırçala olur mu? En azından. Ama burada fırçalamıyoruz anneciğim, banyoya gitmen lazım Rüzgar. Ağzından saylaları. Evet Allah'tan macun sıkmamışız, yoksa her yer diş macunu olacaktı. Hadi bakalım sen bize öğret Rüya nasıl diş fırçalanır. Şöyle. Evet, seni öğrendiğime göre en son şeyler yapıyormuş. Ne? Neyse gel. Evet, en iyisi uygulamalı göstermek. Göster bakalım. Patlamış mı? Patlamamış. Yok anneciğim açılmamış daha. Onu önce açmam lazım benim. Evet, getir bakalım şimdi fırçanı. Bir dakika. Ne oldu? Kapağı nerede bunun? Kapağı şimdi buradaydı anneciğim. Bulurum. Getir hadi fırçanı. Sıkalım. Ay şeffaf. Aa gerçekten. Şeffaf. Hadi bakalım başla. Tadı da pek güzelmiş. Yeme sakın. Diş macunu yemek.
Aman yarabbi. Ay az olan. Yeter yeter sana o kadar. Çocuklara mercimek büyüklüğünde. Size hiç yok Tori Bey. Sana mercimek kadar. Yok anneciğim bu yenecek bir şey değil. Macun bu yenmez. Hadi dişlerinizi iyice fırçalıyoruz. Ne kadar fırçalıyoruz dişlerimizi anneciğim süre olarak? Aa bizim burada şey vardı yok şimdi. 2 dakika boyunca dişlerimizi fırçalıyoruz tamam mı? Ondan sonra da bol suyla ağzımızı çalkalıyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım.